Ali Faik Bey, araya gideceğiz ama ben Tabii. önce soruyu sorayım size. Tabii. Dönüşte devam ederiz. Eğer Trump yönetimi olmasaydı Çin, Rusya, İran ABD'nin hedefinde olmaz mıydı? Bence burada artık dünyada tek hegemon mu var? Asimetrik ilişkiler nasıl yürüyecek? Ya da bu ilişkilerde tek aktör her şeyi yansıyabilir mi? Domino taşı alır mı? Belki ondan sonra onu Yani açıklamak. Trump siyasetinin neticesi midir bu ülkelerin hedefli olması Hayır. yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Şu genel aşamada gidişiyle alakalı mıdır? öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu anda Trump'ın seçim söyleminde kullandığı ve gerçekleştiremediği en önemli hedefi İran. O nedenle İran bugün Trump'ın, Amerika'nın demiyorum, Trump'ın hedefi İran haline geldi. Ve o kadar gözü kara şekilde İran diyor ki evet, İran'la ilgili yaptırım kararı açıklandığında Fransa ve Alman şirketleri kendini korumaya kalktı ama devletler bundan son derece rahatsız, yani onu söylemek lazım. Orada kalalım, dönüşte devam Peki. edelim. Bizden ayrılmayın.